Ofiste kahve etmeyecek miydik? Takip et beni. Benim arabayla gitseydik. Yoksa kaçırmamdan mı korkuyorsun? Yahu seni ben davet ettim. Korksam çağırmazdım herhalde. Ya sen beni teşekkür etmek için çağırmamış mıydın? Bak yine atarlanıyorsun ha. Hadi hadi. Gel. Öyle boş boş durmayıp bir yardım mı etseniz bana acaba? Ya kusura bakma ben biraz şaşırdım da. Niye şaşırdın? Ya ne bileyim beni takip et deyince böyle daha havalı bir yere götürürsün diye düşündüm. Beğenmedin mi burayı? Yo, çok güzel. Ya garip geldi yani seni böyle masayla sandalyeyle falan görmek. Aa, nedenmiş o? Yani sonuçta İstanbul'dusun. Hani böyle daha şaşalı. Daha havalı mekanlar seversin diye düşündüm. O zaman sen de beni yanlış tanımışsın Tufan Karlıca. Hadi geçelim. Nasıl olmuş? Oo, kız Esma. Maşallah. Kızım çok yakışmış bu renk sana maşallah. Vallahi ben de en çok bunu beğendim Hasret teyze. Ah Esma bak şu dilini alıştır kızım. Hep Hasret ana diyordun ya. Ay vallahi hep unutuyorum Hasret ana ya kusura bakma. Ah. Cenab-ı Hak da seni Tufan'a çok yakıştırmıştı Esma. Keşke yaşasaydı da o da görseydi bu günleri. Keşke Hasret ana. Ana. Ne oldu lan? Esma bize biraz müsaade edebilir misin? Anamla özel bir şey konuşacağız. Tabii. Hayırdır Ünal? Ne oldu gene? Otur hele otur. Ana bak bilirim. Hayırlı iştir. Gönlünde vardır. Tufan'a da istediğini yaptırmak istersin. Ama... Bu işi biraz daha erteleyek. Az zaman geçsin. Ünal, ben neyin doğru, neyin yanlış olduğunu çok iyi bilirim. Ne oldu? O kardeşin olacak Tufan kendi konuşmaya gelemedi, seni mi gönderdi? Az zaman geçsin, vaz mı geçerim zannettiniz? Ya ana, ben de istiyorum Esma ile Tufan bir yuva kursun, mutlu olsunlar. Ama bence biraz daha zaman geçsin. O söz bugün kesilecek. Benim ağzım yandı bir kere. O ne demek ana? Sen yeşil istedin, gitti kaldı. Ne oldu? Kardeşin toprağa girdi, sen de o sandalyeye bağlandın kaldın. Senin yaptığın hatayı Tufan'ın yapmasına müsaade etmeyeceğim. O bıçakçılardan da kızından da uzak duracak. Sen böyle konuşuyorsun ama o Tufan senin arkandan işler çeviriyor. O futbolcunun satılmasını engellemiş. O Yasin burada kalmış. Sen burada böyle konuşuyorsun, orada başka işler yapıyor. Rahmetli babamı da böyle böyle hatalı işlere soktu. Sen dur. Şu söz kesilsin. Sıra bıçakçılara da gelecek. Burası bayağı güzelmiş. Değil mi? Bence de. Senin şu hayranına ne oldu? Ne hayran? Ya vardı ya sana gizli gizli çiçek gönderen. Ha, o mu? Ne oldu? Kıskandın mı?
Ya adam gibi karşına çıkmaya cesaret olmayan adamı kıskanır mıyım ben? Doğru, haklısın. Ya o şeymiş, benim uzun zamandır gelen bir müşterim var. Onun erkek kardeşiymiş. Ablasıyla konuşmuş, ablası da arada özür diledi. Ya gerçekten böyle adamlar var mı? Tufan. Hemen Ayşe. Abim için yaptığın şey benim için çok kıymetliydi. Teşekkür ederim. Anlat. Ne anlatayım? Ne bileyim. Kendinden bahset. Ya yaşananları biliyorsun işte. Ferhat ve Ünal'ın başına gelenlerden sonra babamın ayakta kalan tek oğlu bendim. İşte koskoca aşiretin bütün intikam yükünü de sırtlamak zorunda kaldım. Bu hep böyle mi olacak? Yani hep intikam peşinde mi geçecek hayatın? Yani başka türlü bir hayat yaşamak hiç aklımdan geçmemişti. Ta ki? Kusura bakma, açmam lazım. Tabii. Efendim ana. Tufan neredesin? Dışarıdayım ana, işlerim var. Esma'nın ailesi alınacak, unutma. Ya ana, Dilaver'e söylesene gitsin alsın. Oğlum olur mu öyle şey? Damatları olarak senin karşılaman münasiptir. Ya ben sana olur dedim mi? Ben de sana fikrini sordum mu? Ana vazgeç, vazgeç. He, vazgeçeyim de sen de o menekşenin peşinde koştur değil mi? Neyse neyse, sen direkt eve gel. Ben karşılatırım onları, geç kalma. Bir sorun yok değil mi? Yok. Yok da benim gitmem gerek Menerşe. Hı. Benim de gitmem lazım. Menerşe. Efendim. Her şey için çok sağ ol. Ne yaptın ki? Ne yapmadın ki?